Program konuğum her zamanki gibi Cem Paksoy. Petworth Köpek Çiftliği'ndeyiz. Çekimlerimiz devam ediyor. Bugünkü konumuz Bernese Mountain Dog. İsviçre dağ köpeği. Bu ırkın özelliklerini birazcık Can Bey'den alalım. Buyurun Can Bey'ciğim. Teşekkür ederim. Bernese Mountain Dog son yıllarda ülkemizde popülaritesi artmaya başlayan köpek ırklarından bir tanesi. Siz de bunu gözlemlemiştiniz. Devork, evet, evet. Hocam yani evet. Gittikçe son böyle 4-5 yılda bayağı bir beslenme oranı artan ve besleyen kişilerin de... Ama zor bir beslenme, zor bir ırk herhalde. Yani şöyle masraflı bir iri ırk her dev, zaman dev ırk doğru. Her zaman bir miktar zorluğu vardır mutlaka. Bunların tabii dev ırk derken biraz şeyi de söyleyeyim. Bunların tahmini omuz yüksekliği 58-70 santim aralığında. Danua ile kıyaslarsak? Danua'nın biraz daha altında şimdi oluyor. Seyirciler biraz sonra görüntülerini de izleyecekler zaten bu programda da. Yani Danua ile kıyaslandığında boy farkı Danua daha yüksek. Evet. Danua 80 santimleri. Kangallar gibi falan. Şimdi Kangal'ın da aslına bakarsanız Türkiye'de... Aksaray malağına da Kangal dedik diyorlar ve o çok dev bir köpek. Evet, evet. Halbuki orijinal Kangal o derece olmuyor. Yani orada bir karışıklık var. Hatta Türkiye'de kurulan federasyon başkanının da bu konuyla ilgili özel çalışmaları var. Yani Kangal'ın asıl orijinini belirlemek ve Kangal'ın orijini de şu an dünyada tescillendi bir Türk köpeği olarak. Evet. Bunu da ben bilgi olarak vereyim. Federasyon Başkanı Sayın Hasan Cansever'in çabalarıyla şu an Kangal artık Türkiye'nin tescilli orijinal bir köpeği konumunda. Çok iyi. Biz kendi konumuza Bernese Mountain Dog'a dönersek dev ırk dediğimiz köpek bekçilik özelliği olan bir köpek, ailede beslenebilen bir köpek. Görüntü çok sempatik, çok güzel bir görselliği var. Aileyle arasında bir sıkıntı yok. Hatta bir müşterimizin yaşadığı bir olay var. Onu da burada anlatmak istiyorum. Bir Bernese Mountain Dog sahibi bir müşterimiz. Biz de hatta eğitimi vermiştik bu köpeği. Nasıl eğitim alma şeyi nasıl oraya girmeden? Eğitim almasında da bir sorun yok. Rahatlıkla zeki, eğitimini zeki aldım. Köpekler mi yani? Yani biliyorsunuz bu eğitim alabilirlik, zeka her zaman aynı şey olmuyor. Çok zeki hayvanlar da asi karakterli olup eğitime yatkın olmayabiliyorlar. Ha, o bireysel farklılıklar dışında söylüyorum. Yani bireysel olarak bazı köpekler eğitim alamayabilir, ters olabilir, bireyci olur ama... Bernese Mountain Dog'da bu anlamda bir sorun yok. Yalnız biraz dominant bir köpek. Onun için bir Golden gibi çok böyle yumuşak huylu bir köpek değil. Biraz daha dominant bir köpek. Onun için sahiplerinin otoriteyi hep yüksek boyutta tutması gerekiyor. Bu şartlarda bir sıkıntı yaşanmıyor. Otorite biraz düşerse o zaman köpek bilse de her zaman söylediğimiz gibi bazı komutlarını sahibinin dinlememeye başlıyor. Çok ilginç bir anımız var Bernese Mountain Dog'larla ilgili. Evet. Bu eğittiğimiz erkek 1,5-2 yaş civarında Bernese Mountain Dog. Sahibinin çocuğuyla arası çok iyiydi. Bir gün dışarıda trafikte dolaşırlarken köpek çocuk da 4-5 yaşlarında bir çocuk ve köpekle inanılmaz arası iyi. Annesi çocuk sahibinin oğlu ve köpek dolaşırlarken çocuk aniden annesinin elinden kaçıp yola fırlıyor. Ve Bernese Mountain Dog tabii böyle bir şey öğretilmesi mümkün değil. Direkt olarak onun önüne geçip yola atlamasına engel oluyor. Böyle de bir anımız var bu köpek ırkıyla alakalı. Kurtarıyor yani. Resmen orada bir olası bir kazayı, bir faciayı önlemiş oluyor. Burada hem köpeğin zekasını hem de ailesine olan bağlılığını aslında gözlemlemiş oluyoruz. Yani bu olay bize hem köpeğin ne kadar zeki olduğunu hem de aileye karşı ne kadar bağlı olduğunu anlatıyor bize. Anlıyorum. Onun için köpek ırkı olarak tavsiye edebileceğim, yani. Hani büyüklüğü sorun yaratmadığı sürece tavsiye edebileceğim beslenebilen ırklardan biri. Artı aktivitesi de çok yüksek değil. Hani bazen bakarsınız köpek ırkı büyük olur ama
aktivite düşük olduğu zaman evde aslında daha rahat beslenir. Hani bugün bir av köpeğine evde bakmaya bakamazsınız. Ama onun 2 misli 3 misli büyüklüğünde bir Bernese Mountain Dog evde aslında bakılabilen bir köpektir. Yani apartman hayatına biraz zor. Sabah akşam dolaşmalara çıktığı müddetçe aşırı bir aktivitesi olmadığı için, çok enerjisi yüksek bir hayvan olmadığı için apartman hayatına da uyum sağlayabilen bir köpek. Evet, böyle bayağı bir besleniyor. Yani ırka özgü başka şeyler, spesifik bir şeyler var mı? Bernese'le ilgili. Irkı yani bekçi köpeği olma şeyinden bahsettiniz. Aileye olan bağlılığı, eğitilebilirliği ama biraz daha iplerin her zaman sahibinde olması, dikkatli olunması gerektiği. Yani ırkın özellikleri bunlar. Benim bu köpekle ilgili söyleyeceğim genel olarak bunlar. Ben de biraz şeyden bahsedeyim, hastalıklardan bahsedeyim. Sizden de onları dinleyelim lütfen. Şimdi bu dev ırk, diğer dev ırklarda da görülen, özellikle kalça displazileriyle, yani kurtlar da var biliyorsunuz, Alman çoban köpeklerinde de var, goldenlarda da var. Bu kalça displazileri yaygın bunlarda, buna predispoze, yani yatkın bir ırk. Aynı zamanda omuzlarda, daha önceki programlarda da bahsetmiştim, omuz osteokondrozisi dediğimiz, yani yine kas iskelet sistemiyle ilgili bir bozukluktan bugün bahsedeceğim. Omuzlarda topallamayla, yani ön ayaklarda özellikle topallamayla karakterize bir hastalık. Bunun nedeni de daha çok kıkırdak gelişimini tamamlayamaması. Yani endokondral dönemde, yani kemik özellikle eklemlerdeki kemik ve kıkırdak arasındaki gelişme dengesizliğinden kaynaklanıyor. Kıkırdak gelişiyor, büyüyor, kalınlaşıyor ama o bölgedeki kemik yeterince büyüyemiyor. Sıkıntı buradan başlıyor ve bu omuzda olabiliyor, bilek kemiklerinde olabiliyor, daha aşağılarda olabiliyor ve bu da bir süre sonra topallamaları tetikliyor. Peki bir şişme falan gözde görebileceğimiz bir şey oluyor gözde mu? Gözde görebiliyor. Yani o bölgede deformasyonlar oluşuyor. Ama bu çıplak gözle görülecek bir şişmeler, kalınlaşmalar çok fark edilmeyebiliyor. Ama bu daha çok o araz ortaya çıktıktan sonra farkına varabiliyorsunuz. Aksamaya başladığında anlayabiliyoruz daha çok. Şimdi bunun tetikleyici bir takım nedenleri var. Bunların başında da çok hızlı büyümeleri, bu dev ırkların hızlı büyüme ve kilo alma tetikleyici bir neden olabiliyor. Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum bu arada, sözünü kestim. Estağfurullah, buyurun. Ama şimdi bizim müşterilerden çok sık karşılaştığımız bir sıkıntı var müşterilerimizle alakalı. Özellikle bu dev ırk besleyenlerde daha yoğun görüyoruz. Köpek çok dev fazla ırk olduğu için çok fazla beslemeleri gerektiği gibi bir psikolojiye giriyorlar ve vermeleri gereken ölçünün üzerinde mama veriyorlar. Şimdi sizin anlattığınızdan benim anladığım bu şekilde bir besleme, bu anlattığınız olayı da tetikleyen bir faktör olarak gözüküyor. Şimdi Can Beyciğim, doğru söylüyorsunuz. Tabii bu büyüme döneminde, özellikle yavrudan ergin hale gelinceye kadarki dönemde buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi iki ucu da sıkıntılı bir şey. Evet. Şimdi ama çok hızlı kilo alma, çok hızlı büyüme, bu eğer varsa, yatkınlık varsa, zaten ırksal bir yatkınlık var. Bir de üstüne bunu da yaptığımız zaman çok kısa sürede bu deformasyonlar oluşabiliyor, gelişebiliyor. Evet. Ona özellikle dikkat etmek lazım. Yani çevresel faktörler tetikleyici bir neden. Bir de böyle sert zeminde özellikle bulundurmada bunu omuzlardaki bu osteokondrozisi arttırıcı etkenlerden biri. Şimdi bu söylediğimiz hızlı büyüme ve hızlı gelişme meydana getirdiği bu bozuklukta, yani osteokondrozis meydana geldiği zaman ağrı oluşuyor ve bu ağrı daha çok eklemin ileri geri hareketinde, rotasyon dediğimiz dairevi hareketlerinde daha da artabiliyor. Evet. Bu ağrı bulgularını da o zaman hissedebiliyoruz. Yine bu Newfoundland'larda
şeyde Danualarda, efendim diğer dev ırklarda, birçoğunda evet, gözlenebilir bu hastalık. Yine bu ırklarda da görülebilen, Golden'larda da rastladığımız entropion ve ektropion dediğimiz, yani göz kapağının içeriye ve dışarıya doğru kıvrımlarına neden olan hastalıklara da rastlayabiliyoruz bu ırkta. Ama bunun bir çaresi yok. Yani bir şey çaresi dediğim operasyon çaresi, bir cerrahi müdahale. Basit bir müdahale. Basit bir müdahale. Göz kapağının üstünden veya altından yapılacak müdahalelerle. Ufak bir kesit alınıyor galiba, evet, değil mi hocam? Evet, ufak bir kesitle, kesiyle o bölgeyi normal hale çevirmek mümkün. Tabii bunun önleyici tedbiri de yok. Bu genetik bir yatkınlık, ırksal bir yatkınlık. Bunun önleyici bir şeyi yok. Evet, orada şunu tabii söyleyebiliriz. Bunlar hep genetik rahatsızlıklar ve bu genetik rahatsızlıklar genel olarak soydan, özellikle yakın soydan geldiği için köpek alan izleyicilerimizin köpek alırken bu konuda çok dikkatli titiz olmaları lazım. Secereli, işte anne babası genetik olarak temiz olan hayvanları tercih etmeleri, yani, bu rahatsızlıklarla karşılaşma oranlarını çok çok azaltır. Azaltır. Birkaç nesile bakmak lazım. Evet, yani evet. Birkaç mutlaka birkaç nesil geriye bakmak lazım. Bilmeleri bunlar, lazım. Bunlar, yani şimdi biz bunları hep anlatıyoruz. Geçen programlarda da söyledim. Bu tarz hastalıkları sayınca, belirli ırklarda söylüyoruz. Bu seyircilerimizde şunu uyandırmasın. Eyvah, ben kurt aldım, illa şey olacak, kalça distezisi olacak. Yok efendim, Bernese Mountain Dog aldım, mutlaka omuz osteokondrozisi olacak diye bir şey yok. Bu yatkınlığı önceden bilinmesinin tamam, yararları var. Tamam. Biz de bunları kısaca seyircilerimize anlatıyoruz. Bilgiyi sürpriz olmasın diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz ben hocam. De teşekkür verdiğiniz ediyorum değerli bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum sevgili Can Bey. Bir programın daha sonuna geldik böylece sevgili seyirciler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.